Amerika Havacılık ve Uzay Ajansı tarafından 1990'da uzaya gönderilen Hubble Uzay Teleskobu, yeni görüntüler paylaştı. Hubble Uzay Teleskobu Dünya'dan yaklaşık 1250 ışık yılı uzaklıktaki Orion takım yıldızında bulunan iki Herbig Haro nesnesinden çıkan yeni bir yıldızı görüntülemeyi başardı. Herbig, görüntünün sağ üst köşesindeki yıldızın hemen üzerindeki parlak bulut kümesidir. Haro ise sol altta bulunan bulut kümesidir. Göremediğiniz şey ise, bu görüntünün merkezindeki kalın toz bulutları içinde gizlenmiş, iki kümenin birleşmesi ile oluşacak karanlıklar içerisindeki genç yıldızdır. Yıldız merkezdeki kara buluttan parlak olarak çıkmaya hazırlanan, bir gaz oluşumu olarak görüntülendi. Her iki nesne de Orion takım yıldızındadır ve, Dünya'dan yaklaşık 1250 ışık yılı uzaklıktadır. Bununla birlikte, bu yıldızlardan birinden çıkan bir gaz çıkışı, merkezi kara buluttan parlak bir jet olarak akarken görülebilir. Bu arada, bu jet ile Herbig Haro 1 bulutu arasındaki, parlak yıldızın bir zamanlar, bu jetlerin kaynağı olduğu düşünülüyordu, ancak şimdi yakınlarda oluşan, ilişkisiz bir çift yıldız olduğu biliniyor. Herbig Haro nesneleri, bazı yeni doğan yıldızların çevresinde bulunan, parlayan kümelerdir ve bu genç yıldızlardan dışarı fırlatılan gaz jetleri, çevreleyen gaz ve tozla, inanılmaz yüksek hızlarda çarpıştığında oluşurlar. 2002'de Hubble gözlemleri, Herbig Haro 1'in parçalarının saniyede, 400 kilometreden fazla hareket ettiğini ortaya çıkardı. Hubble'ın geniş alan kamerası 3 ile kızılötesi, görünür ve morötesi dalga boylarında, 11 farklı filtre kullanılarak çekildi. Bu filtrelerin her biri, elektromanyetik spektrumun sadece, küçük bir dilimine duyarlıdır ve gökbilimcilerin, belirli dalga boylarında ışık yayan, ilginç süreçleri saptamasına olanak tanır. İki astronom grubu, iki farklı çalışma için Hubble gözlemleri talep etti. İlki, bu görüntüde görünen Herbig Haro nesnelerinin yapısını ve hareketini inceleyerek, gökbilimcilere, genç yıldızlardan çıkan akışları çevreleyen, gaz ve tozla çarpıştığında meydana gelen, fiziksel süreçleri daha iyi anlamalarını sağladı. İkinci çalışma, bunun yerine, James Webb Uzay Teleskobu ile gelecekteki gözlemler için, zemin hazırlamak için çıkışları araştırdı. Webb, genç yıldızları saran toz bulutlarının ötesine bakma yeteneğiyle, genç yıldızlardan gelen akışların incelenmesinde devrim yaratacak. Bu görüntünün köşelerini, sağ üstte Herbig Haro 1 ve sol altta Herbig Haro 2 olmak üzere iki incecik, gaz bulutu işgal ediyor. Her ikisi de açık mavidir ve daha sönük çok renkli bulutlarla çevrilidir, arka plan ise yoğun gaz nedeniyle koyu siyahtır. Herbig Haro 1'in hemen sol alt tarafında, çok parlak turuncu bir yıldız yer alır ve bu yıldızın ötesinde, alanın karanlık merkezinden çıkan, dar bir jet vardır.